Bismillahirrahmanirrahim. Sözler hakkında tevazu suretini demiyorum. Belki bir hakikati beyan etmek için derim ki, sözlerdeki hakaik ve kemalat benim değil, Kur'an'ındır ve Kur'an'dan tercüme etmiştir. Hatta 10. söz, yüzer ayat-ı Kur'aniyeden sözülmüş bazı kataraddır. Sair risaleler dahi umumen öyledir. Madem ben öyle biliyorum ve madem ben faniyim, gideceğim, elbette baki olacak bir şey, bir eser benimle bağlanmamak gerektir ve bağlanmamalı. Ve madem ehli dalalet ve tuğyan işlerine gelmeyen bir eseri eser sahibini çürütmekle eseri çürütmek adetleridir, elbette semai Kur'an'ın yıldızlarıyla bağlanan risaleler benim gibi çok itirazata ve tenkidata medar olabilen ve sukut edebilen çürük bir direk ile bağlanmamalı. Haşa. Hem madem ürf-i nas'ta bir eserdeki mezaya o eserin mastarı ve menbaı zannettikleri müellifinin etvarında aranılıyor. Ve bu ürfe göre o hakaik-i âliyeyi ve o cevahir-i galiyeyi kendim gibi bir müflise ve onların binde birini kendinde gösteremeyen şahsiyetime mal etmek hakikate karşı büyük bir haksızlık olduğu için risaleler kendi malım değil, Kur'an'ın malı olarak Kur'an'ın raşahat-ı meziyatına mazhar olduklarını izhar etmeye mecburum. Evet, lezzetli üzüm salkımlarının hasiyetleri kuru çubuğunda aranılmaz. İşte ben de öyle bir kuru çubuk hükmündeyim. Yani bakın, yani Bediüzzaman Hazretleri bakın kendini tam ifna etmiş, çürütmüş. Said yoktur. Said'in ehliyeti de yoktur. Konuşan hakkati Kur'aniyedir. Kendini azletmiş. Bu aynı zamanda Risale-i'nin çok orijinal bir metodudur. Şimdi her asrın bir mizacı var. Bu asrın mizacı içerisinde bakın Risale-i Nur'un tarzı fevkalade ehemmiyetli. Eski asırların mizacları biraz daha farklı. Şimdi düşün mesela hakikaten yani kutbiyet, gavziyet, gavsiyet, ferdiyet manasında melekût cephesiyle de kabul ve makbul bir şeyh olsa, bir mürşit. Melekût cephesiyle de tam bir mürşit olsa, yani manen de kabul görmüş bir insan olsa, şimdi düşünün, eski tarikat üslubu noktasından ifade edersek, onun Türkiye'de efendim 10 milyon müridi var. Olduğunu farz edelim. Şimdi bu zat her bir müridine teberrüken bir ders verse, bir saat. 100.000 mürit, 50.000 mürit. Ne lazım gelir? Nuh Aleyhisselam kadar bu adamın, bu zatın ömrü olacak ki her birine ne yapsın? Yetişsin yani. Mümkün değil. Ama Üstad ne diyor? Şeyh-i Risale-i Nur. Bak, şu Risale-i Nur. Şeyh-i Risale-i Nur. Bir insanın mürşidi olsa, ya şimdi ben gece saat 12'ye geliyor, mürşidim gelseydi, eve kabul edemez. Çoluk çocuk var. O da gelemez. Değil mi? Uçakta gidiyorsun, mürşidin yanında yok. Gemi seyahatindesin, mürşidin yanında yok. Sokaktasın, pazardasın, iştesin, açtasın, efendim, şu iştesin, bu iştesin. Mürşidine nasıl beraber olacaksın? Bak işte bu. Bak. Gece aç, oku. Değil mi? Cebine koy. Her yerde, her zaman, bak mürşid seninle. Şimdi bu mürşidin diğer mürşitlerden özelliği ne? Mesela insanın nefsi kolay kolay şey olmaz, teslim olmaz. Ya bu zat kimdir? Ehli velayet midir? Ehli kalem midir? Ehli ilim midir? Az çok insanla bir vesvese zuhur edebilir mi? Bir de şahsiyete karşı insanlarda alaküller, bir kısım insanlarda rekabet, hasret, kıskançlık, ve kabul etmeme gibi direnç hususiyetleri gündeme gelebilir mi? Gelir.
Ama kitapta öyle bir şey yok. Yani kitabı okurken kitap sana enaniyetle şey etmiyor, karşı çıkmıyor. Halim, Selim okuyor musun? Okuyorsun. İşte bir rivayette var ki, ahir zamanda gelen zatın elleri ayaklarından uzun olacak. Bu müteşabih bir hadis. Yani bir insanın eli ayağından uzun olsa bir kılkat garibesi. Yani buradaki mana ne? O zat eliyle, kalemiyle çalışacak. Eli her yere ulaşacak. Kalemi her şeye yetişecek. İşte Risale-i Nur bugün dünyanın 50-60 diline çevrildi mi? Çevrildi bak. Her yerde. İşte mürşit. Bu asıl mürşidi bu. Bak. Bak. Mantıkla, ilimle, hüccetle Allah'ın vahdaniyetini kemal-i vuzuhla ne yapıyor? Aklı ikna ediyor, kalbi de işbah ediyor. Bak. Ve her yerde, her zaman, istediğin yerde, istediğin mekanda bunu bulabilir misin? Bulabilirsin bakın. Allah'ın rahmeti ve inayeti. Onun için üstad tamamen kendini azletmiş. Bütün meziyet ve kemalat nedir? Risale-i Nur'dadır. Risale-i Nur'un şahs-ı manevisindedir. Bir makam itibariyle gelir diyor. O nedir? O yol kapalıdır. Ben kendimi sevmiyorum. Beni sevenleri de sevmiyorum. Beğenmiyorum. Beğenmiyorum. Beğenmiyorum diyor. Bakın yani. Tamamen okuma mihveri üzerine bir metot. Daha şümüllü, ulaşılması daha kolay. İntikal noktasından Türkçe yazılmış değil mi? Arapça olsaydı daha da zordu. Bu asrın icabı içerisinde, yani meşakkat ateşi içerisinde bir genç dese ki ben ya Arapça öğreneceğim, sonra dine hizmet edeceğim. Yani klasik medrese eğitimi noktasından bakınca buna ne lazım? 15 sene eğitim lazım. 15 sene, 20 sene Arapçayı öğrendi bir molla. O mollanın aklı, kapasitesi, fikir rüsuiyeti nispetinde Kur'an'ın hakikatlerini şerhe beyan edebilir. Ama şu Risale-i bakın. Üstad değil mi? 13 yaşında 80 tane 90 kitap ezberlemiş. Bediüzzaman gibi bir zatın ilmi bu hakikatler. Dolayısıyla bunu okuduğumuz zaman Anadolu'daki bir mollanın kendi idrak çerçevesi içerisindeki malumat yoğunluğu değil. Bediüzzaman Hazretleri gibi bir zatın Allah'ına bak, ilminden tereşü eden hakkatı Kur'aniye. Böyle bir ilmin geniş vusatı içerisinde okuduğumuz zaman, anladığımız zaman, yaşadığımız zaman tebliğ hikmete daha mutabık oluyor. Yani bak, üstad değil mi yani? Ben ispat etmediğim meseleyi yazmadım diyor. Yani bu asrın hastalıklarına Kur'an'dan telemmi eden bir reçete. İşte bunları inşallah okuyacağız. Okuduğumuzu anlamaya çalışacağız. Anladığımızı yaşayacağız. Yaşadığımızı da son nefese kadar inşallah Allah'ın izniyle yaşatacağız. Evet. Sesim yetişse bütün küre-i arza bağırarak derim ki sözler güzeldirler. Hakikattırlar. Fakat benim değildirler. Bir şey daha anlatayım. Bir zaman bir cumartesi dersinde sohbet oldu. Güzel bir sohbet oldu. Cemaat da çağırmışlar. Avamdan bir insan başında da şey var, şapka ve köşede. Ders bittikten sonra baktım bir elini kaldı. Hocam dedi, müsaade var mı? Buyurun dedim. Hocam dedi, ben bu cemaate pek fazla gelmem. İşte çağırdılar, geldim. Fakat dedi, böyle uzaktan izlediğim kadarıyla ben bu kitaplarda bir sır, bir hikmet gördüm. Dedim, ne gördün? Hocam dedi, bir gencin cebine bu küçük risalelerden bir tanesini koy, hiç okumasın. Bir hafta cebinde taşısın, bir hafta sonra gel, yüzü değişmiş, siması değişmiş, ahvalı değişmiş. Baktım maşallah bak, avamdan bir insanın tespiti var. Hiç okumasın dedi, bir hafta cebinde taşısın, bir hafta sonra bak tipi değişmiş. Bak, Envar ve Esrar-ı Kur'aniye. Bu asırda ustad diyor, iman noktasında fetva vasfası ile tavzif edilmiş. Kur'an'ın hakikatlarında bak, aklı ikna ediyor, kalbi de elhamdülillah işbah ediyor, doyuruyor. Böyle bir iman hakikati. Bir de bak, asır mizacına muvafık bir şekilde Risale-i Nur'un konularına baktığınız zaman bak,
İnsanların bir kısmı ihtiyar, bir kısmı hasta, bir kısmı çocuk, bir kısmı genç. Şimdi bakıyorsun Üstad, gençlik rehberini yazmış. Hastalar Risalesini yazmış, İhtiyarlar Risalesini yazmış değil mi? Tabiat fikir kürsüsüne takılanları izale noktasından Tabiat Risalesini yazmış. Bakın, İhlas Risalesi, Uhuvvet Risalesi, Tevhid Hakikatları, Erkan-ı İmanenin bütün meseleleri İslam'da ne var? Var. Bak, mükemmel bir şekilde, müdellel bir şekilde, gayet hakimane bir lisan ve beyanla sunat-ı Kur'ani olarak telif edilmiş. Cenab-ı Hak istifademizi küllüleştirsin inşallah. Amin. Evet. Kur'an-ı Kerim'in hakaikinden telem etmiş şualardır. Şuradan sözler güzeldirler, hakikattırlar fakat benim değildirler. Kur'an-ı Kerim'in hakaikinden telemu etmiş şualardır. وَمَا مَدَحْتُ مُحَمَّدٍ بِمَقَالَتِي وَلَا كِ مَدَحْتُ مَقَالَتِي بِمُحَمَّدٍ Aleyhisselatü Vesselam. Düsturla derim ki وَمَا مَدَحْتُ الْقُرْآنَ بِكَلِمَاتِي وَلَا كِ مَدَحْتُ كَلِمَاتِي بِالْقُرْآنِ Yani Kur'an'ın hakaik icazını ben güzelleştiremedim, güzel gösteremedim. Belki Kur'an'ın güzel hakikatleri benim tabiratlarımı da güzelleştirdi, ülvileştirdi. Madem böyledir, hakaik-i Kur'an'ın güzelliği namına, sözler namındaki aynelerin güzelliklerini ve o aynadarlığa tereddüt eden inayet ilahi izhar etmek makbul bir tahdis-i nimettir. Amin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.